Şimdi bugün elimizdeki malzemelerle atom yapacağım. Sarımsaklı yoğurt. Üzerine güzel bir de sos yapacağım. Şimdi daha önceden soyduğum sarımsakları güzelce kıyacağım. Ve yoğurtla karıştıracağım. Yine yağmur başladı. Arada mekanı ıslatıyor. Bu da yemeğe ayrı bir hava katacak. Şimdi bunu en son güzelce kıyacağım için büyük küçük fark etmeksizin kesiyorum. Sarımsakları minik minik olacak şekilde bir bıçaktan geçiriyorum. Ne kadar minik olursa o kadar daha güzel olur. Bu kadar yeterli. Şimdi atomu süzmüş yoğurtla yapacağım. Suyu iyice alınmış bir yoğurtla. Yoğurttan birazcık döküyorum buraya. Herkesin bildiği atom farklı arkadaşlar. Ben şu an imkanlar dahilinde bir şey yapacağım. Bunu da ben Aydın abimden öğrendim. Kırıkkale'de. Bize öğretti. Şimdi yoğurdumuzu koyduk. Bıçaktan geçirdiğim sarımsağı da şöyle içine doğru döküyorum. Şimdi üzerine de tekrar yoğurt ekliyorum. Şu an yeteri kadar olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu iyice bir şöyle çizeceğim. Şimdi yoğurtla sarımsak iyice birbirine karışsın diye şöyle eze eze karıştırıyorum. İşin püf noktası da burada zaten. Sizin ne kadar vaktiniz varsa o kadar karıştırabilirsiniz. Ben şimdi yemeğimiz hazır olana kadar bunu bir dinlendirmeye alacağım. Şöyle birazcık toparlayayım. Şimdi şöyle folyoyla üzerini kapatayım. Yoğurt olduğu için serin bir yere koyacağım. Şimdi kurutulmuş biberimiz olmadığı için şöyle kırmızı biberle yapacağım. Tamamen lezzet katması için yapıyorum. İnce ince kesiyorum. Cevizimizin içine koyuyoruz. Zeytinyağımız. Tereyağı da olması gerekiyor. Zeytinyağımızı da koyduk. Bolca tuz. Sonra toz biber.
Sonra lezzet katması için el yapımı acı kırmızı biber. Birazcık daha tuz. Karıştırıyoruz. Birazcık farklılık katmak istiyorum. İçine ceviz katacağım. Dediğim gibi tam atom değil ama elimdeki malzemelerle imkanlar dahilinde yapıyorum. Ama bir gün tam atomda yapıp paylaşacağım. Tam malzemeleriyle. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi bu karışımı közde iyi pişireceğim. Bu burada güzel bir kaynayana kadar bekleteceğim. Evet, karışımımız hazır. Şimdi şöyle folyoyu kaldırıyorum. Evet, tuzumuzu döküyoruz. Sonra önceden hazırladığım maydanozlarımı şu şekilde doğradıktan sonra üzerine evet, bu tamam. Şimdi daha önce yaptığım bir salata daha var. Sörme salatası. Yine aynı şekilde yaptım. Karıştırdık. Her şeyi yaptık. Az bir şey daha yağ gezdirdim üzerinde. Birazcık daha tuzladıktan sonra bunu da şöyle karıştırıyorum. Cam vermek için. Evet, bugün de değerli kardeşlerime, abilerime, arkadaşlarıma yaptığım mangal yanına salatalarım bu şekilde. Biri sövürme salatası, biri de imkanlar dahilinde olan atom mezesi. Evet. Afiyet olsun.